senin için neler yaptım biliyor musun? Bilmiyorum. Bu saatten sonra bilmek de istemiyorum. İstemezsin çünkü işine gelmiş. Gelmiyor, evet gelmiyor. Ne olacak? Şimdi öyle oluyor tabii. Öyle oldu efendim, öyle oldu. Hepiniz aynısınız ya, hepiniz. Hepiniz mi? Evet. Hepiniz kim lan? Aslı, sen benden başka kaç kişiyle yapıştın böyle? Sen hayırdır Aslı? Ferhat, niye saçma sapan konuşuyorsun? Ben bir tek seninle yapıştım. Bana bak, doğruyu söyle. Yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. Sen var ya, şu an gerçekten şoktayım. Saçını yolarım seni. Niye? Niye? Çünkü senden daha çok konuşan bir kadın var orada. Ben istedim kendimi. Ama böyle aşk mı olur ya? Hadi. Hadi işte, kadınla konuş, halletti ya. Sakinleşsinler biraz. Git kendine ateşe at diyorsunuz yani. Ya ne alakası var? Ben gittim, halledemedim işte. Git kadınla konuş, bir şekilde hallet. Ne var bunda? Ay çok şey var bir kere. Burada bencillik var. İş arkadaşının hayatını tehlike atmak. Ya neden? Bir normal... Ya böyle misiniz yani? Bütün kadınlar böyle mi? Anlamıyorum ki ben ya. Hiçbiriniz normal değilsiniz. Bravo hocam, bravo yani. Gerçekten burada cinsiyetçilik var. Yıl gelmiş 2015 olmuş. Siz hala cinsiyetçi davranıyorsunuz. Bravo. Ha şimdi de cinsiyetçi oldum öyle mi? Hı-hı. Ya sadece lafın gelişi söyledim Nisan. Ben anladım, ben anladım. Neyse. Ya bak ben var ya yaşlandım. Ben bir haftadır yaşlandım ya. Ben gençtim ya. Benim hayallerim vardı, ümitlerim vardı. Sen benim ömrümü tükettin. Ben bir şey demedim ki. Kadının dilinden anlıyorsun dedim. Git sen konuş dedim. Bir şey mi dedim? 50 silahı verdim. Çatışmaya mı git dedim. Çatıya çık, atlama dedim. Ben ne dedim ya? Hocam. Hayır ne dedim yani? Niye büyüttün ki bu kadar? Git insan gibi konuş dedim. Hocam. Yapmasın. Arkadaşlar, bakın şimdi, yani mevzu ilginç. Mevzu ilginç. Herkes de sakinleştiğine göre siz bunun nasıl olduğunu bana anlatın. Ben de ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapayım. Sen mi anlatacaksın? Anlat hadi, anlat. Yok, sen anlat. Benim canım sıkıldı zaten. La havle. Şimdi doktor bey, durum malum. Biz anlaşamıyoruz. Ben dedim ki buna dün gece. Aslı, bir ara verelim dedim. E tamam. Bunun ne demek olduğunu herkes çok iyi biliyor herhalde burada. Beyefendi ara verecekmiş. Ben de çok sinirlendim tabii. Gittim bu koltukta yattı, uyuyakaldı. Bunun da uykusu ağır. Ben de boş durur muyum? Aldım tutkalı, yapıştırdım bunu kendime. İnşaat tutkalı bu, inşaat. Biriket yapıştırıyorlar bununla. Öyle düşün yani. Ne yapsaydım yani? Gitmesine izin mi verseydim? Bu ertesi sabah planını pırtını toplayıp gidecekti zaten. Vallahi kız haklı. Nisan. Ben ne dedim ki şimdi? Onu diyorum işte, ben de bir şey deme sen artık. Anladın mı? Sen bir şey deme. Asuman, ayırma operasyonu için gerekli her şeyi hazırla ve beni çağır. Ayırma peki operasyonu mu? Eyvah. Hanımefendi, bakın yanlış anladınız. Hanımefendi bakın şimdi sizin... Hanımefendi sizin şu an göbekler yapışık ya. Onu fiziksel olarak ayıracağım yani. Aslında ne olur ağlama, içim şişti kırıldı. Hadi artık ya.